Evet arkadaşlar, kargomuz geldi. Şöyle. Burada ne var? Evet. Haribo'nun jelibonu ve mouse'umuzu açabiliriz. Şöyle buradaki yazılardan anladığımıza göre 77,5 gram oldu. Mi marka oldu. Yazmakta pek bir şey anlayamıyoruz diyebiliriz. Evet. Şöyle pil yeri burada açma kapama yeri var. Burada markası yazılmış. Bu şekilde kibar bir ürün. İçinden başka neler çıkar? Bir bakalım. Bir adet kullanma kılavuzu. Şurada da bilgisayara takmamız gereken USB girişi bırakılmış. Çok güzel olmuş bence tasarım olarak. Şimdi pili taktıktan sonra devam edelim videomuza. Pilleri getirdim arkadaşlar. Burada sizin de gördüğünüz bir şekilde takmak için. Parçayı çıkartalım. Ve çalışmaya başladı. Bu şekilde kapatabiliyorsunuz. Açtığımız anda böyle bir ışık gelmeye başlıyor. Yukarıdan görünümü bu şekilde biraz daha yakınlaştırayım. Kendini uyutuyor galiba. Şöyle kapandı. Hareket ettirdiğimiz anda tekrar devreye giriyor. Evet, şu anda kapandı mesela. Bastığımız anda devreye giriyor. Şimdi bilgisayarımızda deneyebiliriz. Şöyle USB girişimizi takalım. Evet, bir cihaz ayarlanıyor şeklinde bir uyarı geldi. Şöyle taktık. Evet. Şimdi bilgisayarımız açıldı ve anında çalışmaya başladı. Şöyle ikisini aynı anda göstereyim. Hızını görmeniz için. Şöyle bir sıkıntımız var. Mesela sol tıklıyorum. Hem sağ tıklama olarak kabul ediyor, hem sol tıklama olarak kabul ediyor. Şimdi tekrar göstereyim. Evet. Bu görmüş olduğunuz bölüm sağ tıklayınca ortaya çıkıyor. Ama burada görmüş olduğunuz bölümde sol tıklayınca, yani hem sağ olarak hem sol olarak kabul ediyor gördüğünüz gibi. Merhaba arkadaşlar. Kanal bu şekilde bir durum var. Mesela şimdi videoyu durdurmak için şöyle tıkladığım zaman sağ tıklama olarak da kabul ediyor. Tekrar göstereyim. Evet. Sağ tıkladığım zaman
Yine aynısı çıkıyor. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza Evet, videoyu durdurmak istediğim zaman yine aynısı çıkıyor. Yapabilir miyim? Bilemiyorum. Böyle bir durum mevcut. Bağlantıyı tekrar çıkarıp burada mouse ayarlarıyla bayağı bir oynamama rağmen düzeltemedim. Ama bir sonraki videomuzda nasıl düzelttiğimi beraber izleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi mouse'umuzun içini açtık. Şöyle göstereyim. Sağla sol tuş aynı gibi görünüyordu ama hata buna bastığımız zaman da buna basıyormuş gibi olması. Ama şu an söktükten sonra denedik. Sol, sağ ayrı ayrı çalışıyor. Şimdi tekrar deneyeceğiz. Bilgisayarımızın açılmasını bekliyoruz. Evet, şöyle USB girişini taktık. Bağlanmasını bekliyoruz. Bu arada alttaki kapağı takmayı unutmuşuz. O yüzden bir temassızlık oluşmuş. Şöyle göstereyim. Evet, sağ tıklayalım. Şimdi görünüm olarak açılıyor. Sol tıklayınca hiçbir şey açılmıyor. Şimdi şöyle Google'a sol tıklayalım. Evet, bu şekilde açıyor. Evet, YouTube'a geldik. Sol tıklıyorum. Şöyle göstereyim. Şu anda problem ortadan kalktı ama kapağı taktığımız zaman eski haline nasıl döndüreceğiz? Onu Merhaba arkadaşlar. bilemiyorum. Şu anki durum bu şekilde. Şöyle kapağı açık bir şekilde kullanabiliyoruz. Tekrar sol tıklayalım. Evet. Tekrar kapağı kapatıp bir daha deneyelim. Büyük ihtimal buradan takılan bir şeyler olabilir. Deneyip göreceğiz. Şimdi kapağı kapattık ve artık normale döndü arkadaşlar. Eğer sizin de başınıza gelirse böyle bir yöntemi deneyebilirsiniz. Kapağı açıp kapatmamız yetti. Başka bir şey yapmamıza gerek kalmadı arkadaşlar. Şu an yapmamız gereken tek şey içindeki vidayı takmak. Tekrar göstereyim şöyle. Sağ tıklayalım, sol tıklayalım. Bu şekilde artık her şey normale döndü arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.